İnşaat, gayrimenkul, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Ağoğlu Şirketler Grubu, Bandırma Şahres ve Mut Rüzgar Enerji Santrallerinde kapasite artışı için dünyanın bir numaralı RES türbin üreticisi Vestas şirketiyle anlaştı. Anlaşma imzalanmadan önce Ağoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu, Danimarka Ticaret Bakanı Pia Olsen Dyer, Vestas şirket yetkilileri ve Bakan Yardımcısı Murat Mercan konuşma yaptı. Yıllık enerji üretimimizi 500 milyar kilowatt saatin üzerine çıkartmayı 2023 yılı itibariyle ve aynı zamanda da enerji verimliliği konusunda da Avrupa standartlarını yakalamayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'de üretilen her 1000 dolarlık gayri saf milli hasıla için 290 petrol eş değeri varil enerji tüketilirken bunun 200'lerin altına düşmesi gerektiğini bir hedef olarak ortaya koyduk. Mercan, Türkiye'ye yapılan enerji yatırımlarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu konuda Vestas şirketiyle Ağoğlu şirketinin işbirliği tabii ki bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu işbirliklerin artacak olması, aynı zamanda Vestas'ın Türkiye'deki varlığını sürdürmedeki kararlılığı, Ağoğlu Şirketler Grubu'nun enerji sektöründe var olmayı, büyüyerek var olma konusundaki kararlılığı bizleri sevindirmektedir. Konuşmalardan sonra Bandırma Şahres ve Mut Rüzgar Enerji Santrallerinde toplam 126 megawattlık kurulu güce ilave 21 megawattlık kapasite artışını öngören anlaşma imzalandı. Pardon, buraya tehlike tiyatroyuz. Buraya bakabilir misiniz? İmzaların ardından Ali Ağoğlu toplantıya katılan konuşmacılara birer İstanbul haritası hediye etti. Ağoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu toplantıdan sonra Ekopazar'a yapılan yatırımla ilgili açıklama yaptı. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ülkemiz için de hayırlı olsun. Bize bugünkü yatırımla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Bugün Danimarka Ticaret Bakanımız ve Misafir Bakanımız ve bizim Enerji Bakanımızın Bakan Yardımcımızla beraber şu anda üretimde olan Mersin Mut tabii rüzgar santralımız var. Bandırma'da bir rüzgar santralımız var. Onların kapasite artış anlaşmasını bugün imzaladık. Tesislerin toplam şu anda üretimde olan 126 megawatt üretimde tesisimiz var. Onları 147 megawatta çıkardık ama bu bugün imzaladığım şey ama bunun asıl arkasında yatan 600 megawattlık daha rüzgarda lisansımız var. Firmaya ve Sayın Danimarka Ticaret Bakanlığı şunu söyledik. Bizim elimizde 600 megawatt daha lisansımız var. Bu teknolojiyi gelin Türkiye'de yatırım yapın. Bu makineler şu anda ithal geliyor. Türkiye'de yatırım yapın. Biz makinelerimizi sizden alalım. Bu teknolojiyi Türkiye'ye getirin diye şeyimiz vardı. Onun asıl altında yatan asıl büyük amaç oydu. Sayın Bakan Yardımcımız da bizi onurlandırdı, burada bulundu. Altında yatan şey asıl oydu. Ağoğlu Şirketler Grubu 2015 yılında sektör lideri olmayı hedefliyor. Grup önümüzdeki 3 yıl içinde rüzgar enerjisi alanındaki çalışmalarına hız vermeyi planlıyor. İlk hedefimiz enerjiye geç girmeye karar verdik ama orada çok hızlı gittik.
yaklaşık bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde şu anda Türkiye'deki en fazla kurulu gücü olan 3. firmayız. Hedefimiz 1,000 megawatta orada erişmek. Lisans olarak bunları aldık. Bir an önce bu yatırımları da tamamlayıp bunları üretime geçirmeyi hedefliyoruz. O konuda hızlı bir şeyimiz devam ediyor. Yani inşaattaki hızımız burada da kendini gösterdi. Biz 2 senede kurulacak tesisleri biz yaklaşık 6 ay içinde kurup üretime geçiriyoruz. Ağoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağoğlu, gelecekte enerji sektöründe Danimarkalı partner şirket Vestas'la ortaklığa ılımlı yaklaşabileceklerini belirtiyor. Biz Vestas'a, ki dünyada en büyük firmalardan bir tanesi Vestas, Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda baskı yapıyoruz. Bu teknolojiyi gelin Türkiye'ye getirin, Türkiye'de yatırım yapın ve bunları burada üretelim. Hem yerli yatırımcıların ihtiyacını karşılayın, hem de buradan yurt dışına ihracat yapın diye baskı yapıyoruz. Onlar da bize bu konuda yardımcı olur musunuz diye sordular. Hangi boyutta oluruz? Belki yatırımcı olarak onlara gireriz, ortak gireriz. Belki iş yaparken onların iş yapması konusunda, fabrika kurması konusunda hem bürokratik hem şey yönünden, inşaat yönünden yardımcı oluruz. Daha onun detaylarını konuşmadık ama bizim buradaki amacımız bu teknolojinin, bu yatırımın Türkiye'ye gelip burada bu makinelerin üretilmesi. Ağoğlu Şirketler Grubu'nun rüzgar enerjisi dışında inşaat projelerinde büyük tasarruf sağlayacak olan enerji geri dönüşümü projeleri de bulunuyor. Rüzgarın dışında dediğim gibi 200 megawattlık hidroelektrik santral lisansımız var. Yatırımlarımız başladı. Ve termik yatırımlarımız var. Termikte de özellikle kojenerasyon sistemini şey yapıyoruz. Bizim biliyorsunuz kurduğumuz siteler 1000 daire, 3000 daire, 5000 daire. Burada yapacağımız kojenerasyon sistemleriyle yaptığımız sitelerin hem enerji ihtiyacını karşılayacağız, enerjiyi verimli kullanmak adına da atık enerjiden, bacadan atılan ısıdan binaların ısıtma ve soğutmasını sağlayarak enerjiyi en verimli şekilde kullanacağız. Çünkü enerjinin her şeyi para, neticede enerji ürettikten sonra belli bir ısı dışarı boşa gidiyor. Biz o ısıyla da sitelerimizin şeyini sağlayarak hem daire sahiplerimize çok daha uygun, çok daha ucuz enerji kullanmaları, hem daha az hem de daha ucuz enerji kullanmalarını sağlamış olacağız. Türkiye'de rüzgar enerjisi alanında başarılı çalışmalara imza atan Danimarkalı Vestas şirketinin yetkilileri de Ekopazar'a Vestas'ın Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Biz Vestas olarak Türkiye'deki ilk rüzgar enerji santralini 1984 yılında açtık. Kurduğumuz tüm santrallerde en ileri teknolojileri kullanmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda mevcut olarak 500 megawatttan fazla bir kapasite var. Bunu önümüzdeki yıllarda daha da arttırmak istiyoruz. Hükümetle birlikte çalışmak istiyoruz ama bu alanda ne yazık ki yasal düzenlemelerle ilgili bir takım problemler oldu. O yüzden şu andaki beklentimiz bu sorunların çözülmesi ve hükümetle birlikte daha fazla çalışma şansını elde edebilmek. Vestas Türkiye Satış Genel Müdürü Olcay To Yiğit ise Vestas'ın faaliyetlerinden ve Ağoğlu grubuyla olan çalışmalarından bahsetti. 2008'den beri ofisiyle Türkiye'de yer alıyor. Kurulduğu günden itibaren hızlı bir gelişme gösterdi. Şu an 3 ayrı depodan 500'ü aşkın megawata servis veriyoruz. Yaklaşık 100 kişilik bir çalışan grubumuz var. Tabii ki projelerimiz arttıkça da organizasyonumuz genişliyor.